Napan. Evet, napan. Napan be gücüm eysin. Bugün programı böyle açalım. Napan eysin. Kıbrısça'da böyle denir. Kıbrısça'da ne yapıyorsun? Napan diye başlıyor. Açıyor ablam ara sıra. Napan be gülcüğüm diyor. Eysin, eydir diyorum. Geçiyoruz yani. Eydir be gülcüğüm. Niye napanla açıyorum peki? Kardeşim Kıbrıs'ta felaket olmuş. Sel felaket. 4 kişi hayatını kaybetmiş. Ülke, ada alt üst olmuş. Ablam diyor ki ortalık toz duman gördün mü? Dedim nerede göreceğim? Yok ki haber. Sonra ada lafa gelince yavru vatan. Bugünkü yayınımıza Kıbrıslı kardeşlerimize geçmiş olsun diyerek başlayalım. Biliyorsunuz bu Kıbrısça da çok acayip şeyler var. Mesela şey vardır. Bas basmasın annem. Bas otobüs demek. Basmasın otobüs gelip ezmesin seni diyor. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et diyor. Bas basmasın gülcüğüm. Ezilirsin diyor yani. Şahane ya. Kıbrıs'ı seviyoruz. Kıbrıslıları da seviyoruz. Kuzey Kıbrıslıları daha çok seviyoruz. Niye? Kanımız çekiyor çünkü. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Şimdi size bir iki görüntü göstermek istiyorum. Bu görüntüleri nerede çektim? İllüzyonlar Müzesi'nde. Geçtiğimiz yayında Milano'dan ne demiştim sizlere? Demiştim ki 2019'da pop-up'lar çok moda olacak. Pop-up, pop-up, pop-up. Ne dersek artık. Pop-up kültürü. Nedir pop-up kültürü? İşte sergiler açılacak, müzeler açılacak. Ve bu müzelerden bir tanesi de nerede açıldı? Burada New York'ta. Bu arada ben New York'a döndüm gördüğünüz gibi. Milano seferini tamamladık ve New York'ta bir tane müze açılmış. Nedir? Sihirbazlar Müzesi. İşte burada Christmas faaliyetleri diyelim. Burada Batı dünyası Christmas'ta coşuyor. Ben de aldım oğlanı götürdüm. Tabii oğlan bahane. Girdim bir kendi kendime bir poker oynamalar mı dersin? Bir Cüneyt yetmez diye düşündüm size. Koydum 6 Cüneyt. İlginç tabii, güzel müze. Fena da değildi. 56 dolar verdik girişte ama 3 kişi. Hesaplayın. 2 büyük, bir çocuk. Yani 300 lira para vermişiz. Az para da vermemişiz yani. Buralarda ucuz da değil ama işte gelen bir sürü de turist vardı. Bir sürü de Türk gördüm. Bakın size bir tur attırayım. Bak içeride neler var. Bedava kardeşiniz. Cüneyt kardeşiniz bedava tur attırıyor. Böyle bir müze işte gördüğünüz gibi. Fena bir müze değil. Çoluk çocuk işte oturunca bir eğleniyorlar. Hoşlarına gidiyor. New York'ta ne değişmiş? Hiçbir şey değişmemiş. Yine Başkanın Bütün Adamları filmi devam ediyor. Nedir Başkanın Bütün Adamları filmi? Siz artık biraz biliyorsunuz bu filmi. Donald Trump'ın başı belada. Bir soruşturma gidiyor ilk şey yaptığı günden bu yana. İlk seçildiği günden bu yana. Şurada oturayım iki nefesleneyim ya. Zorunda mıyım? Ne diyorduk? Trump'ın adamları yavaş yavaş Trump'ı burada satmaya başladılar. Trump'ın adamları dediğimiz kim? Bir Rusya soruşturması devam ediyor Donald Trump'la aleyhine. İşte Rusların Donald Trump'ın seçildiği seçime hile kattığını söylüyorlardı. İşte bu soruşturmada az gidildi, uz gidildi. Bayağı da gidildi aslında. 2 yıldır devam ediyordu. Burada Trump'ın kampanya menajeri olan bir isim de itirafçı oldu. Daha önce bizim Türk kamuoyunun yakından tanıdığımız güvenlik müsteşarı diyebileceğimiz Flynn vardı. O da itirafçı oldu. Flynn ama savcılar ceza istemedi. Ancak bu diğerine dediler ki 4-5 yıl bu adamı yatırırız ama ona rağmen o bile ona şükrediyor anladığımız kadarıyla. Tabii Trump da diyor ki amma uzattınız kardeşim, uzun uzun şey yapıyorsunuz. Hiçbir şeyde çıktığı yok bundan diyor. O da haksız sayılmaz yani, baktığınızda bir şey çıkmıyor. Trump eski dışişleri başkanı Tillerson'a kaya kadar aptal dedi. Evet dedi abi adam.
Niye dedin? Çünkü Tillerson ilk kez bir röportaj verdi. Ayrıldıktan 9 ay sonra dedi ki ya bu Trump'a bir şey anlatamıyoruz. Ne bir şey okuyor, ne anlıyor dediğimizi de anlamıyor. Hep nasıl yapamayacağı işlere kalkışıyor. Bunun üzerine sen misin bunu diyen daha röportaj yayınlanırken Trump Twitter'ın başına geçti. Kaya kadar aptal, bir de tembeldi zaten dedi. Adam hani yılların CEO'su olmasa diyeceksin ki ya adamın bir bildiği var mı, ama Trump bu abi, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Kendi çıkarı uyuşmadığı an bir anda yılların CEO'sunu bir anda aptal ilan edebiliyor. Hem de kaya kadar aptal. Rock diyor yani. Bir kaya kadar aptal olduğunu söylüyor. Rüyamda işin de senin. Bu CEO deyince bir başka C-level tutuklama çok önemli. Burada Amerika ve Çin'in arasına girdi. Ortada da Kanada'da geçiyor bütün olaylar. Huawei'nin CFO'su, yani bu şirketi kuran ismin kızı tutuklandı Kanada'da. Neden? İran ambargosunu deldiği için, işte oraya çeşitli net transferi, bilgi transferi yaptığı için. Bu çok önemli. Bir çocuk var değil mi? Dur bakayım. Annesi de burada. Çocuk ağlıyor. Annesi de orada hiç bakmıyor. Allah'ım yarabbim. Biz yapsak derler ki ne biçim çocuk yetiştiriyor. Neyse, bu Çin meselesi çok önemli. Yani bu kadının tutuklanması öyle sıradan bir olay değil. İki ülke arasında ipler gergin. Çinler diyor ki hemen bırakın. Hiç tereddütsüz bırakın diyorlar. Onlar da, Trump da geçen gün tweet atıyor. Gayet böyle. Gayet şey, her şey yolunda, iyi, Çin'le aramız çok iyi falan diye tweetler atıyor. Pek üzerine alınmıyor meseleyi ama. Zorunda mıyım? İlginç bir film seyrettim. Hepinize tavsiye ederim. Green Book. Amerikalı, Afrika kökenli bir piyanistle onu buranın Güney Amerika'sına götüren, 60'lı yıllarda tam ırkçılığın en üst safhasında gelişen olayların anlatıldığı bir film. Şahane bir senaryosu var. Yani senaryoda Oscar'a aday olur da alır da böyle ince ince şey yapmış. Tabii sonunda ağlatıyor. Zaten ağlatmazsa para yok, biliyorsunuz burada. İyi senaryo dediğin ağlatacak. Sonunda bir ağlayacaksın, duygulanacaksın. Buraya geldiğinizde çok net görüyorsunuz. Yani çok ciddi bir ırkçılık meselesi var ve halledilmiş de bir mesele değil. O yüzden sinemada öyle herkes bir ağladı yani. Bir tur ağladık. Londra sokaklarında dolaşırken çok müthiş bir haber var. Haber geliyor demiştim. Neydi o haber? Bir magazin bombası var demiştim. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye sizlere sormuştum. Siz de söyle demiştiniz. Ben de tabii ki söylememiştim. Neydi o? İşte Acun boşanıyor. Daha ben Londra'dan duymuştum Acun'un boşandığını. Ama o kadarını duydum. Başkasını da duymadım. Velhasıl şimdi size bir haber vereceğim. Detayları vermeyeceğim ama burada Amerika'da İlginç bir soruşturma devam ediyor. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir soruşturma. Halk Bankası soruşturması değil. Yani öyle bir soruşturma var mı yok mu onu bilmiyorum ama bu da çok çok önemli bir soruşturma. Belki de ilk kez Türkiye'nin lehine olabilecek, yani Türkiye'de yöneticilerin hoşuna gidebilecek bir soruşturma diyebiliriz. Daha çok buradaki iç siyasetle ilgili ama ucu dönüyor dolaşıyor. Türkiye'yi etkiliyor, Türkiye'yi yakalıyor. Bu soruşturma inanın son yıllarda belki de Türkiye'nin söylemekten dilinin yorulduğu bir konu hakkında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir ilk olacağı benziyor. Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki söyle, o kadar söyledin. Şu anda tam bu soruşturma kısmını öğrendim. Daha net dava açılır mı açılmaz mı ondan emin değilim. Açılması öyle kolay değil diye düşünüyorum ama açıldığı zaman da ilk kez diyeceksiniz ki ya bak, bunu Cüneyt kardeşiniz söylemişti size ve bu... Bu şeyden çıkan sonuçta Türkiye'yi yakından etkileyecek. Bak, buralara böyle şeyler yapmışlar, görüyor musun? Burada uzanıyorsun normalde, oturuyorsun böyle arkadaşınla ve buraları seyrediyorsun arkanı. Zorunda mıyım? Hayır, değilsiniz canım. Yine bir başka dizi keşfettim Hulu'da. Killing Eve adında bir dizi. BBC'nin uyarlaması olan bir dizi. Bu diziyi daha önce sanırım BBC çekmiş, bunu Amerikalılar bir kez daha uyarlamışlar. Bu da çok ilginç bir dizi. Biraz kara mizah, kara komedi. Komedi demeyeyim de kara bir film yani. Diyeceksin ki filmin karası olur mu? Oluyor işte, biraz böyle bir insanın böyle bir oldukça düşündüren bir, yine spoiler alarmı, bir spoiler vereyim. Bir işte kadın katilin ve onu soruşturan bir kadının hikayesi. O da Asya kökenli. Hatta altın küreyi sunacak. Grey's Anatomy'de oynamış. Ben seyretmedim ama çok başarılı şu anda. Yükselen yıldızlarından bir tanesi. İlginç bir dizi. Küçük bir dizi. Yani 8 bölümlük bir dizi. Onu da tavsiye ederim. O da benim bu hafta radarıma gelenlerden bir tanesi.
Şimdi bir kısmınız diyor ki abi niye gülmüyorsun hiç? Bu yayında çok az gülüyorsun. O kadar herkes mutsuz ki gülmek insana bir delilik alameti olarak gözüküyor memlekette. Soğuttunuz yani, beni gülmekten soğuttunuz. Delirtmediniz ama soğuttuğunuzu söyleyebilirim bak. Gülmek insanın kendisiyle dalga geçmesi. Sizin de dalga geçmeniz hiç fena bir şey değil. Buna alınacak kadar kompleksli insanlar değiliz. Tam tersi, ne kadar yapıyorsanız yapın. Yeter ki neşenizi bozmayın gençler. Bir parça eğlence katabiliyorsak sizin hayatınıza ne mutlu. Biz abilerinize, amcalarınıza demeyeyim, yakarım. Kimse de amca demesin bak. Şimdi bu Fransa'daki olaylar da aldı başını gidiyor tabii. Çok acayip bir sarı yelekler muhabbetidir, devam ediyor. Bu geçen gün 5N1K'da programı yaptık. Ya bu göçmenler Avrupa'nın bütün ayarlarını bozdular, biliyor musunuz? Ya da belki de ayarları zaten bozuktu da göçmen meselesi bu ayarları yeniden bir gündeme getirdi. Bütün ülkelerde sağ politikacılar yükseliyor. Şimdi bu mesela bakıyorum ben, herkes bu sarı yelekleri biraz gezi olaylarında çıkanlarla özdeşleştiriyor. Peki öyle gözükmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Daha çok hatta sağ partiye yakın protestocuların daha sokaklarda olduğunu görüyorsunuz. Adamlar gidiyor lüks alışveriş merkezlerini mesela yağmalıyorlar. Neyin kafası bu yani? Fransa'nın Türkiye Başkonsolosu mesaj atmış. Diyor ki bu, yani yıkım olmadığı sürece protesto normaldir. Bizde de her zaman protestolar vardır. Ve protesto bir haktır diyor. Orada aslında kime laf çakıyor? Bize laf çakıyor. Yani. Onu derken durduk yere ortaya karışık bir şey söylemiyor. Biraz laf dokunduruyor. Yani Fransa, sana söylüyorum. Türkiye, sen anla diyor aslında. Konsolos. Bu arada Şampen Türkiye sınırlarına geldi. Şampen biliyorsunuz ünlü bir Amerikalı oyuncu, aktivist de diyebiliriz. Kaşıkçı ile ilgili bir belgesel çekiyormuş. Çeşitli isimlerle konuştuğunu duyuyoruz. Onlarla konuşmalar yapmış. Ne güzel. Yapsın. Güzel de bir belgesel çıkartsın. Tabii daha önce Şampen'in yaptığı olaylar da ilginç. Mesela bu El Chapo'yu söylemiştim size. El Chapo'yla ilgili bir belgesel çekti. Kaçakken görüştü adamla. Hala konuşuluyor, tartışılıyor burada. Adam kaçakken niye Şampen'le görüşüyor? Bu nasıl iş diye. Hala tartışması devam ediyor. Tabii Türkiye'ye gelmesi, bir Kaşıkçı belgeseli çekmesi de en azından insan hakları adına iyi bir adım. Keşke bizde de bütün böyle selebritilerimiz bu tür adımlar atsalar yani. Aslında atınca da başına neler geldiğini görüyorsunuz. Atmasınlar abi bizde, boş ver. Bizde olduğu gibi kalsın. Dışarıda kalsınlar, ben razıyım. Adım atmalarına gerek yok yani. Bu arada biraz sarsıntılı çekiyorum, kusura bakmayın. Cimbalımı kırdım ne yazık ki, nazarınız değdi. Aranızdan birinin nazarı değmiş durumda. Hanginiz bilmiyorum ama. Bu cimbalıma gözü değen kimseye Allah ona 1000 tane nazar versin. Jinx diyorlar buna. Jinx. Jinx. Burada Jinx vardır. Jinx diye bir belgesel var hatta. Jinx belgeseli de ilginç bir belgesel. Bir seri katil ya da 3 kişiyi öldüren bir adamın hikayesini anlatıyor. Ama ne hikaye? Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Bir de şunu fark ettim bu videolar yayınlandıktan sonra. Genç kuşak televizyon seyretmiyor bir defa. Şimdi diyeceksin ki havalara girme, ne var illa seni mi seyredecek? Öyle deme yani, yıllardır bakmayın, 25 yıldır bir şekilde bir ekran figürü olduk öyle ya da böyle. Demek ki gençler orayı seyretmiyorlar. Hatta geçen gün mesela bu videolardan sonra şu benim zorunda mıyım gafı vardı ya, trollendiğim. O tekrar mesela tedavüle sokuldu. Abi sen meğer bütün hikaye burada gizliymiş falan diye gezdiriyorlar. Ona bakıyor. İlk kez görenler var onu mesela. Zorunda mıyım? Tabii bilmeyenler için o zorunda mıyım meselesini de biraz anlatayım size. Ben onu böyle bir gece evde otururken tek başıma her zaman olduğu gibi Flash TV seyrediyorum. Niye, siz seyretmiyor musunuz? O zamanlar seyrediyordum. Orada denk geldim yani. Baktım abi cezaevi dekorunda böyle bir şarkılar, istek şarkılar söyleniyor. Ve onun üzerine o programı yaptık. Vallahi o programa kadar da zorunda mıyım diye bir şarkı olup olmadığını bilmiyordum ben. Siz biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Mesela bu benim konuşmaların arkasına çeşitli şeyler koyuyorlar, şarkılar. Onları da bilmiyorum ben. İlk kez duyuyorum. Ne bileyim abi bütün şarkıları ben. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Biz ben elektronik müzik dinleyen bir insanım. Caz, elektronik müzik. Adam koymuş oraya. Hayır, bir de benim adım Elvan Dalton desen
Anlarım, onu söylerim bak, bilirim ben onu. Gezerim balkon balkon. Elvan Dalton ya. Bunu da bize Mehmet Yılmaz sevdirdi. Nereden buldu bilmiyorum abi. Ne zaman bir parti versek Mehmet Yılmaz benim adım Elvan Dalton'u patlatıyor orada. Dinlediniz mi benim adım Elvan Dalton? Gezerim balkon balkon. Aha benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon. Gelir de boynuma girelim ama. Bir yayının daha sonuna geldik. Umarım iyi bir yayın yapmışızdır. Kendinize iyi bakın diyorum. Yeni yayınlarda buluşuncaya kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Eyvallah. Hop şöyle geçireyim.